Merhaba arkadaşlar, bugün Matrix'in Unreal Engine 5 ile yapılmış yeni oyunu, daha doğrusu bu bir showcase, tam sürüm oyun değil. The Matrix Awakens'ı deneyeceğiz sizlerle. Bakalım Unreal Engine'da nasıl bir teknolojiyle yapılmış. Matrix'in bildiğiniz üzere yakın zamanda da yeni filmi çıkacak. Onun öncesinde dün, tabii siz bunu daha sonra izleyeceksiniz, 2 gün önce Game Awards'ta birazını görebilmiştik. Şimdi Matrix'in de Unreal Engine 5 ile yapılmış oyununu inceleyeceğiz birlikte. Ben açıkçası uzun süredir bir Matrix oyunu oynamak istiyordum. Dün gösterdiklerine de çok merak ettim. Hemen indirdim ve videoyu çekmek istedim. Bu arada Türkçe... Şu an Türkçe yazılar var ama... Oyun içerisinde Türkçe varsa... Bu bayağı iyi bir... Ya artı bir şey oyun için. Bu sahneyi zaten görmüştük ödül töreninde de. Matrix'in giriş, ilk bölümünün girişini yapmışlar. Evet, oyunda Türkçe altyazı var, bu bayağı iyi bir özellik bizim için. Outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make. Bu sahne gerçek. Yani Keanu Reeves'in gerçek bir videosu. Confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? Showcase sadece demo, ya böyle video değildir umarım ya. And I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? Burası da gerçek. For instance, I'm not even sure why I'm here. Bu taraf oyun ama. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. Sağ taraf. Aa. That it was important for me to ask people. Video oyuna döndü Keanu Reeves'te. Burayı durduramıyor muyuz ya? I'm Keanu Reeves. Bu gerçek Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital. Ah, şöyle bir oyun çıkmadı ki ya. Back then we talked a lot about where the digital age might take cinema. Matrix'in in an industry where actors have tried to remain perpetually young. Bu oyun görüntüsü. Bu da oyun görüntüsü. Hi, I'm Carrie Ann Moss Bu da and oyun. I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago we asked Allah ourselves Allah. How long it would be before faces Böyle bir oyun. Could be changed as easily as we change clothes. Ama arkadaki modellemelere çok özenmemişler. Daha çok Keanu Reeves ve yani Neo ve Trinity'ye özenmişler tabii. Şu an inanılmaz görünüyor görüntü. Burayı da ödül töreninde görmüştük. Bu inanılmaz bir görüntü. Böyle bir oyun olursa zaten çok üst düzey bir oyun çıkarmış olurlar. Bu sinematik mi? Yoksa oyun böyle mi oluyordu? Şu an oyuna döndü gibi, evet. He, oyun buralar. Burada az buçuk göndermeler var tabii Matrix'e eski. Ya biz yine farklı bir karakter mi oynayacağız ya? Bir Neo'yu oynattırmadınız bize ya. Yalnız mimikler ve bu texture, yani dokular inanılmaz güzel görünüyor şu an. Aa, güzel filmdeki sahneyi yapmışlar.
Aha, hedef arasına geçiş yap. Bir şey diyeceğim, sinematikten direkt oyuna geçti ve şu anda görüntü neredense neredeyse bir bayağı sinematikle aynı kalitede. İnanılmaz bir görüntü var şu an oyunda ya. Lan. Aha. Ha burası. Tam burayı fix cutscene yapmışlar. Grafikler şu an inanılmaz güzel görünüyor ya. Yansımalar, arabalar. Tüş. Kaçlı silah kullanıyorsun sen? 6 mermi mi? 7 mermi var. Bu tabi arada biraz kasmalar var gibi sanki ama yine inanılmaz bir görüntü yani, ne olursa olsun. Aha. Yapıştır. Şu an dediğim gibi oyun öyle çok bir şey yaptırmıyor. Sadece yön verip tanıtım amaçlı yani ateş ettiriyor bize. Bir soldaki çok yakın ya. Dur dur, atlayacak bu. Patlamalar falan bayağı hoş. Bayağı sinema gibi oyun yapmışlar ya. Ha, bu kadarmış. Evet, Unreal Engine 5'in, yani Matrix yeni oyununun Unreal Engine 5'teki görüntüsü bu şekilde. Ya yani inanılmaz kaliteli bir görüntü var. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Çok çok iyi yapmışlar. Bayağı iyi yapmışlar. Yani bu GTA serilerinin oyuncular tarafından modları olur ya, resmen o modda oynamak gibi bir şey yani. Bu ne? Mesela görselleştirmesi, aç kapa. Yansımalar özellikle, işte bina tekstürleri, yollar çok iyi. Gündüz gece, ooo. Çok farklı, değişik bir atmosfer yapmışlar ya yani. Ya değişik dediğim, normalde tabii gece atmosferi yapmak çok zor değil de. Oyunda inanılmaz kaliteli duruyor şu anda. Nanite. Vay, bunların hepsi modelleme yaz şeyi mi? Physics and Destruction System yazıyordu galiba. Tam okuyamadım orayı ama. Piksel ayarlarını aç. Ekranın bu size göre şu tarafta. Ayarlar açılıp kapanınca orada bir dalgalanma oluyor. Nanite görselleştirme yine inanılmaz detaylar var yani. Zaten özenle yapılmış yerler daha böyle sık sık küçük küçük oluyor. Piksel ayarlar. Heh, biraz önce bahsettiğim şey, bakın şurada dalgalanmalar var. Binada, ama onu kapatınca dalgalanma olmuyor.
Aha, oynatacak mı daha? Vallahi oynatıyor. Karakterin böyle sağ sol yapınca sanki böyle ya da çok kaliteli olmasından mı o? Evet, saçta biraz bozulma yapıyor ama vücutta herhangi bir sıkıntı böyle çok az var gibi. Deperat. Koşu animasyonu bir tık daha iyi olabilirdi. Neyse, ben etrafa bakacağım biraz. Karaktere sonradan geçeriz. Bakın şu yerdeki yansımalar falan bayağı başarılı olmuş. Arabalar, tekstürler. Yani dediğim gibi cidden bu 3090'larla yapılan GTA 5 modlarına acayip benzemiş oyun. Demek ki sonunda yapabiliyor bizimkilerde. Yani bizimkilerde değil mi? Yani bilgisayarlarda, ben tabii bunu PlayStation oynuyorum ya, bilgisayara da gelebilecek bir şey, teknoloji bu tabii, Unreal Engine. Gelecek bir teknoloji, gelebilecek mi? Tabii gelecek de. Yani demek ki bilgisayarda da bu şekilde görüntüler alabileceğiz. Drone uçurmak. Ne var? Rakım yükselt, rakım düşür. Ha, mesela şöyle yukarıdan bir bakalım. Yani görüntü inanılmaz güzel. Uzaklara bakalım diyecektim. Karşı kıyıdaki binalar bile, küçük binalar bile görünüyor şu anda. Yani o view distance diye tabir ettiğimiz uzaklardaki bölgeler bile inanılmaz iyi görünüyor yani şu anda. Ki şu an şöyle hani iyice genişleteyim ben. Oldukça kalabalık bir yerdeyiz yani, model olsun. O kadar detay var ki yani. Çok iyi olmuş. Bayağı iyi olmuş. Arabaya binebiliyor muyuz acaba? Bu araba ne? Şuna binelim bir. Arabaya da biniliyor. Kontrollerini yoksa el freni, gaz, tamam, onlar klasik. Araba şeyleri güzeldir umarım. Mekanikleri. Biraz zor gibi ama bir dakika. Hadi abicim hadi. Bu arada trafik çok fazla. Yani burada bile kasmıyorsa araba kullanımı şey olarak güzel. Böyle hafif kartondan gibi değil. Arabanın ağırlığını hissediyorsunuz. Sağ sol yapmalar biraz tabii şey gibi, zor gibi. Yani araba böyle bir sağ yaptınız mı bayağı göt atıyor. El freni çekince evet. Böyle biraz da kaza modellerine bakalım. Tamam, araba oraya kadar girdi şimdi. O hatam yoksa araba oraya kadar girdi mi bende? Aha, araba bozuldu. Bozuldu mu? Evet, şu anda. Bir dakika, geri aç. Şu an arabayı perte çıkardık. Ha bak, AI'ın üzerinde bile, AI biraz mal. Hala NPC'ler biraz sıkıntılı. Şöyle bir arabaya binelim bir de, şeye, jipe. Aa, kaza yaptığımız araba yok oldu. Bir kazayla kontrol edeceğim, arabaya vurduğumuz için mi gitti diye. Bir de şey de güzel olmuş, hani onu yapmışlar. Jipin kullanımıyla daha demin kullandığımız araba aynı değil, şey, kullanımı aynı değil. Şöyle bir arabaya vursak. Bakalım var mı bir şey, var. Yani kaza sonrası araba modellemesi gayet güzel görünüyor. İnsanlara çarpınca ne oluyor? İçinden geçiyor. Direği kırabiliyor muyuz? Yok. Motor bu arada, evet, kazayla motor gidiyor. Yani kaza yaptıktan sonra arabanın perte çıkması çok iyi olmuş. Ve işte gördüğünüz gibi yani 10 numara görünüyor ya, kazalı hali. Şuradan bir araba daha alacağım. Zaten adem biraz önce bir çıtırdama sesi geldi, o da ha, şey yapamıyoruz. Şoförü olan arabaya binemiyoruz. Motordan geldi büyük ihtimal. Ya özetle ben baya beğendim. Umarım böyle çıkar. Ya downgrade yer mi? Bence yer gibi. Ha, bunlar da kırılmıyor. Bu araba da baya dandikmiş yani. Arabanın da ortasına kadar direği soktuk yani. Evet, genel özetle böyle bir bakacak olursak atmosfer baya güzel ve dediğim gibi
GTA'nın modlanmış haline çok benziyor. Çok çok kaliteli yani. Yerdeki poşetlerin zorlasan üstünü bile okursun yani. Evet, karakter modellemesi dediğim gibi şöyle bir sağ sol yapınca etrafında bir bulaniklik var gibi ama onun dışında benim çok hoşuma gitti. Başka bir şey var mı bu demoda? Showcase'de daha doğrusu. Burada sarı turuncu noktalar var ama bunlar herhalde bir şey yaptırtmıyordur. Bakma hassasiyeti, dikey ekran, güneşin hareketi. Ha burada evet, inceleyebiliyoruz hani gece mece var mı bilmiyorum da kalabalık. Mesela bir de en boş halinde bakalım. Büyük ihtimal oyun çıktığı zaman zaten böyle kullanılır gibi geliyor bana. Daha deminki trafik çok fazla geldi benim gözüme ama. Nenayet görünümü. Burada detayları görebiliyorsunuz. Kümeler vesaire. Varsayılan da kalsın bu da. Başka bir şey var mı menümüzde? Pazarlama telafisi. Ha bu oyunun şeyini, rengini, aydınlık, karanlık onları ayarlayabiliyorsunuz. Odak kısmında böyle. Başka da bir şey yok sanırım. Ana menü. Aa, ana menüye çıktık. Nereye çıkaracak ki? Ha burada da takip. Direkt biraz önce oynadığımız showcase. Şehri keşfetmek. Büyük ihtimal drone ile dolaştıracak. Burada da ayarlar. Yani özetle Matrix'in Game Awards'ta tanıtılan oyunu Unreal Engine 5 ile böyle bir tecrübe sunuyor bize. Ben aşırı beğendim ama dediğim gibi ya bu biraz downgrade yiyip şu an ekranda aslında nasıl anlatayım onu bilmiyorum. Oyunun başındaki hali gibi çıkar gibi ama bu karakter tiplemeleri inanılmaz iyi, inanılmaz gerçekçi olmuş. Umarım öyle bir oyun çıkartırlar ama bence bu oyun nereden baksak en az 2 senesi, 1,5-2 senesi var gibi. Ama dediğim gibi ben aşırı aşırı beğendim. Ve merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi Matrix. Başka da şu an için söyleyecek bir şeyim yok. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.